Arkadaşlar tekrar merhabalar. Lavrel Park ABD Amerika yarışları. Bunların çalışmaları bitti. Gene beraber çalışacağız. Program çok fazla atın olduğu bir program. Zorlu bir program. Dünkü Carson Park gibi falan değil. Dikkatinizi çekeyim. Dün tutturan arkadaşlar olmuş. Biraz ikramiyeleri düşük çıktı. Önerdiğimiz sapkanlardan da gelenler oldu. Tutturan arkadaşlara paralarını güle güle harcasınlar diyorum. Dikkat etsinler. Yarın, bugün iyi, yarın olmayabilir. Paranızı bitirmeyin derim. Bir de şey deniyor. Hakkını helal et deniyor da hakkımız her zaman helaldir arkadaşlar. Bize gelip uğrayan bir şekilde yolu düşen arkadaşların tamamına hakkımız helaldir. Sıkıntı yok o konuda. Da baştan söylemiştim bunu. Ayrımsız ayrım yok bizde. Kendim için yapıyordum. Keyifle yapıyordum. Keyifle yapmaya devam ediyorum. Ve paylaşımı açıyorum. Sadece yaptığım bu oldu bu zamana kadar. Yarışlar zor. Yarışlara dönelim. Yarışlar gerçekten şartlı, dişi, kalabalık yarışlar. Yani bu hipodromu ilk defa göreceğim ben. Daha önce hatırlamıyorum verdiğim. Çalışma vermedim ben buraya. Jokeyler falan pek tanıdık mı? Biri de gelmiyor. Bir tanıdık biri var. Soyadı Karamanos olan Konya Karamanlı 5 nolu ata binen arkadaş kimse? Karamanos. Yunan asıllı olmalı tahminim. Evet, geçelim yarışlarımıza. Şartlı dişi şartlar kazanç bölgesine gönderir. Buradan kalite puanı yüksek olan atları bulmamız gerekir ki bu da bize direkt 9 nolu atı gösteriyor bakın. Kazanç bölgesinin birinci atı. Kalite puanı olarak 41 yukarıda kaldı. Grubun biraz yukarısında. Gene yarışta olacaktır. İyi yerlerde olması beklenir. Yarış kazanması beklenir. Normal sonuçtur. Sürprizi de bence 5 yaşında olan 7 nolu sapkan yapar bu yarışta arkadaşlar. Bu kadar at önermiş olayım. Diğer atların yazımını size bırakayım. Benim gördüğüm bu grupta. Şartlı dişi yarışları. Genelde diğer hipodromlarda bu şekilde sonuçlandı. Amerika'daki yarışlardan bahsediyorum. Umarım burası da onlardan farklı bir yer değildir. Geçiyorum burayı. Çok kuş var. Değerlendirmek de zor. Sızlanmamız gerekiyor. İkinci koşuya geldik. 1700 metre çim koşacaklar. Şartlı olması gene bizi kazanç bölgesi atlarının kaliteli atlarına yönlendirecek. Kendini gösteren bir at varsa bırakacağım. Çok at var ve çok yarış var. Yani yarın bu herhangi bir bahisi bulan bile baya bir yüksek ikramiye kazanabilir. Altılıyı beşliyi bıraktım. Dörtlüsü bile çok para verebilir. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum katılacak mısınız bana da. Akşam umarım çekimleri falan iyidir. Buranın en azından keyifli yarışlarını izleriz. Ben gene her zaman olduğu gibi bütçem dahilinde yarışlara katılmaya çalışacağım. Öyle çok yüksek rakamlarla oynamayacağım. Kazanç bölgesinde 69-61 veren iki tane atımız var. Totolarına bakıyorum. Aralarına bakıyorum. 12 ve 15 nolu sapkanlar. Ve aynı zamanda 59-59 kalite puanlarını veren atlar. Şöyle yapalım. Gene bakın 14 nolu sapkan. Ayırmayacağım ben gene. 2 tane, 3 tane sapkan var burada. 1 nolu sapkan. Bizim 1 nolu sapkan Karamanlı jokeyi. Diğeri 3 nolu sapkan. Bakın. Bunlar birbirlerine çok yakın sapkanlar. Hani içeriğinin bilmediğim sapkanlar daha doğrusu. Ve biraz daha yukarıda kalmış. 61 kalite puanıyla 12 nolu sapkan. Yarıştan çıkacaklar olabilir. Ben size bu 4 sapkanı da önermiş olayım. Çok da uzatmayayım bu atları. AGP'lerine bakarsınız hani çok favori verilen bir at varsa bunlardan tek kullanabilirsiniz. Bence bu atlardan birinin gelme ihtimali çok yüksek. Sürprizini kim yapar? Sürprizini kalite puanı yüksek çıkan 16 nolu sapkan yapar.
Karamanos burada da var. Çıkacak at var demektir burada da. Gördüğünüz gibi aynı Karst Park'taki yarışlar gibi yedek at kullanmışlar ki herhalde 14, 15, 16, 10 atlar yedek atlar. Yine aynı şeyler olur. 65 kalite puanıyla 13 ton safkan. Yani ki duruma bakarız, ona göre de hareket ederiz. Bu atlar arasından birinci beklerim arkadaşlar. Daha hangisi favori derseniz eğer kazanç bölgesi atı olan 14 nolu safkan normalde kazanç bölgesinin birinci atı olarak bu yarışta benim favori atım olur. Çok at yazmak zorunda bırakıyorlar yani onu söyleyeyim. Bunları da göstermek zorundayım. Başka at gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Bunlar sadece benim kendi çalışmalarımdan çıkan atlar arkadaşlar. Burası böyle geçiyor. Çok at, çok yarış var ve çok at var. O yüzden altıyı tutturan yaşadı vallahi. Burada da kalitede kalan kazanç bölgesi atları şartlı 3 yukarı şartlı dediği anda bizim at arayacağımız bölgeyi söyler. Ve çok fazla düşürmüşler. Altmış, 55, 61 ve 61. İki tane at önereceğim size burada. 5 ve 2 nolu safkanlar. Kararı size bırakacağım burada. Tek kullanmak isterseniz bu safkanlardan birini tek kullanabilirsiniz. Hani görebildiğim kadarıyla. Diğer kazanç bölgesi atlarından 44 ve 50-43. 12 nolu safkan. Burada nokta koymam lazım. Hala kalitesini düşürmemiş. O kadar yarış kazanmış. Hala düşürmemiş. Ve formda safkan, diğer 11 nolu safkan gözüken bu. Bunların da şansları var. 7 nolu safkana baktım. Son yarışları kötü. Sebebini bilmiyorum. 50 kalite puanında. Yarışlarda olması gerekir ki çok yakınlar. Çok yakınlar arkadaşlar. Alabildiğine zor yarışlar. Evet. 5 ve 2 arkadaşlar. Önereceğim safkanlar. 5 biraz olsun. Favorim olsun benim burada bu yarışta. 5-2. Sonra diğer atlar diyeyim. Hani 12-11'i önereceğim ama yazdık mı çok at yazacağız ki. Yani o kadar da değil diyeceğim. Önceliklerim bunlar olsun bu yarışta. Geçiyorum burayı da. Çok zor yarışlar, çok zor. Bizim yarışlar da böyle olacaksa, bunlar da yeni girdiler. Sanki öyle bu hipodrom da yeni açıldı gibi. Pandemiden sonra. Vallahi zor. Seyirlik yarışlar bence. Yani keyfini çıkar. Öyle yüklü falan gireyim demeyin. Yüz metre maiden dişi yaşlı atlarımızın kalitede kalmışlarına bakacağız. Öncelik onlarındır. Bulursam direkt söyleyeceğim atlar olacak. 57 3 yaşında olmasaydı direkt önerecektim. 55 3 yaşında yarışta olması gerekir. Noktasını koyayım size. 48 49 4 yaşında 5 yaşında. 45 8 nolu at. Ve 5 nolu safkan arkadaşlar. Bu iki attı direkt olarak önereceğim safkanlar olarak karşıma çıktı. Daha sonra yine bu bölgeden 55-57 ile 13 6 ve 10 nolu safkanlar, 47 ile 1 nolu safkanlar. Bunların arasından birinci çıkması lazım. Birinci, ikinci. Bu mesafede yaşlı atlar biraz daha avantajlı olur. O yüzden 8 ile 5'i öncelikle tuttum. Sonra 13, 6, 10 ve 1 nolu safkanların da birincilik şanslarının olduğunu söyleyebilirim. Tabi diğer atlarda da var, mutlaka şans vardır. Gördüyseniz ekleyiniz derim. Handikapsız atlar da var. Hani çıkacak atlar da var bunların içerisinden. Bakalım yani ona hayrola diyelim. Benim gördüğüm bu tablo bu arkadaşlar. En azından bu kadarını söylemiş olayım size.
Geçiyorum burayı da. Beşinci koşudayız. Şartlı bir yarış gene. En azından handikap değil. Handikap olsa yani işin içinden çıkmak çok zor. En azından şartlı yarışlar bir nebze olsun yakın sonuç alabiliriz. En azından onu söyleyeyim. Bunlar bir de handikap olacaklar. Bu kadar at olacak. Mesafeler kısa olacak. Yani at bulmak imkansız gibi bir şey olur. Burada kime oyun yapabiliriz? 68, 68, 70 ve 63. Çok, evet. 12 nolu safkan kazanç bölgesinde favori atımızdır. 63 kalite puanını aldı bizden. 9 nolu safkan yarışta olabilir. 6 nolu safkan sürpriz yapıp gelir. O çok çıkıyor arkadaşlar. 4 nolu safkan, 10 nolu safkan. Bunlar direkt ortaklar, birinciliğe ortak atlar arkadaşlar. Bu atlar, söylediğim atlar boş atlar değil. Kesinlikle boş atlar değil. Bu atların tamamı ortak atlar. 11 nolu safkan sürpriz yapar gelirken yanı gelirler. Karar size bırakıyorum yani. Ben de çıkan daha da, verdiğim zaman daha da çıkar. Daha da yazılır yani. Evet, burası böyle 12 favori yakın 6 4 10 birincilik gelir. 9 11 9 yarışta olması gerekir. 11 sürpriz yapar gelir. Kalite puanları yukarıda kalan atlar. 12'yi kazanç bölgesinin kaliteli atı olarak önerdim. Birinci atı olarak önermemin sebebi bu arkadaşlar. Geçiyorum burayı da. Valla gözüm iyice korktu. Bu kadar çıkacaklarını tahmin etmiyordum. Çalışırken görüyordum ama bu kadar fazla atın birinciliğe aday olması demek yani işimiz zor demektir. Üç yukarı 1700 metre çim koşacaklar. Eğer pistleri değişmezse 4 yaşında safkanlar var. Kazanç bölgesinde kalırlarsa önereceğim safkanlar olacaklardır. Ara vermiş çok fazla 67-71. Bakın burada da 13 numaralı safkan. Bu Karamanlı Jokey biniyor. Çok şanslı durumda arkadaşlar. 67 kalite puanıyla. Eğer ara vermeseydi 12'yi de önerecektim. 358 günlük bir arası var o atın. Önermeyeceğim. Hemen rakibi de zaten bir altındaki 2 numaralı safkan normalde çıkması gerekir. Sıralamada böyle gider. Handikap yarışlarda 13-2, 12-3, 15-14 diye handikapsız atlar var. Yarın ne olacak bilmiyorum da. Tahminciler, AGF'ler nasıl çıkacak? Çok merak ettiğim bir yarış oldu. Yarın akşamki yarışlar. Yani zor değil, çok çok zor. Geçiyorum burayı. Umarım 13 numaralı at yarışını kazanır. Umarım. 1100 metre kum şartlı dişi 16 tane at kayıtlı. Ay. Handikapları yerinde. Tamam. Valla buralardan bahis bulanlar yaşadı. Altılıyı falan bulanlar yaşadı yani. O vaziyet yarışlar nasıl bulunacaksa. Ya da bir sonraki güne kalıp devirli altılıyı falan oynasak daha mı mantıklı bilmiyorum ama vaziyet onu gösteriyor. Gözüm korktu açıkçası. Yani buradan altılıyı tutturabilecek arkadaşlara vallahi bravo diyeceğim yani. Gerçekten bravo. 11 nolu at sürpriz yapar arkadaşlar bu grupta. Sürpriz yapma şansına sahip bir safkan 51 kalite puanıyla. Diğer atların kalitede kalmış atların totoları iyi değil, pek beğenmedim. O yüzden geri planda tutacağım. Kazanç bölgesine direkt gider. Normalde bu yeşil bölge kazanç bölgesinden atlar gelir. Burada da iki tane atımız var bakın. 4 ve 5 nolu safkanlar. 44-41
ve 12'nin onu saptan 46. Bunların şansları çok fazla. Yani çok fazla. Şu araları etkilenmezlerse eğer 12'nin onu saptan 46 kalite puanıyla iyi yerlerde gelir 12'nin onu saptan 5 4 11 sürpriz yapar gelir, yanına gelir. Ve diğer atlar çok uzak değiller, birbirine yakın atlar. 49, 47, 48. Geçiyorum arkadaşlar burayı da böyle. Yani hiç bulaşmasak bence daha iyi gibi, iyice gözüm korktu. Yarışları gördükçe korktum yani. Yine siz bilirsiniz oynayacak arkadaşları. Ben tablomu hazırlayayım. Sonra kavga etmeyelim bilemedin diye. Zaten. Zor olduğu zaman da daha zevkli olur böyle yarışlar. Hele bir de atınız, tuttuğunuz at gelirse değmeyin keyfinize. Kalite puanlarına bakıyorum. Direkt olarak iki tane at var burada. 71, 65, 61. 3 yaşında dezavantajlı. 59 kazanç bölgesinde. Direkt favori atımız olur. 12'nin onu sakın arkadaşlar. Kazanç bölgesi atları her zaman için avantajlı şartlı yarışlarda. O yüzden onu önereceğim size. Sürpriz yapacak safkanlarımız da mevcut. Bunlar bence 3 yaşlardan değil, 4 ve 5 yaşlı atlardan gelecektir. 8 ve 1 nolu safkanlar sürprizli gelecek safkanlar. Öyle gözüküyorlar. Sonra diğer atlar diyeceğim. Bu kadar bırakayım ben size. En azından 12 nolu atı görmüş olduk burada. İyi koşarsa yani Kanyanlı gelebilir. İyi yerlerde bitirebilir yarışını 12 nolu safkan. Çok da formdalar. Bu kadar birincilikleri nerede yaptılar bunları? Bilemedim ben vallahi. Herkes bir şeyler yapmış. Herkes başarılı. Enteresan. Geçiyorum. Yani çok fazla uzatmanın anlamı yok. Yani çok fazla da konuşmanın anlamı yok. Yarışlar bunlar arkadaşlar. En azından tablo önümüzde kalsın. Belki birilerimize faydası dokunur. Bunlar kalitede kalanlar. Maiden dişi 1200 metre kumda koşacaklar. Kısa mesafe olduğu için yaş çok fazla etkilemez. Etkendir ama o kadar fazla etkilemez. Onu bir söylemiş olayım. Handikap puanlarına göre gittiğimde kalite puanı çok yüksek olan 95 günlük ara veren bir tanesi yarıştan çıkacak. Aynı jokeyi deklare 2 ata 8-13'e 8 dolu safkan bu yarışta benim favorimdir. Bakın diğer atlar birbirlerine çok yakın. Buralardan at bulmak İşte böyle. Yani oynayacağınız atların da ne olduğunu görüyorsunuz burada. Kalitelerini, durumlarını. Eğer bilgi sahibi olursanız da daha net verilere ulaşıp daha kolay birinci gelecek atları bulabilirsiniz. Honim 8 olur safkan. Direkt gösterdi kendini. 16, 13, 3, 10 diye giden sıralama var. Çıkacak atlar var. Çift deklare olmuşlar. Yani onu çıkan atlara göre de değerlendirme yapacağız artık. Arkadaşlar bu kadar. Akşamki yarışlar ilk defa böyle bir çalışma yaptım bu bölgeye. Görebildiğim kadarıyla yarışlar yani değişik, öyle söyleyeyim. Zor diyeceğim, her zaman zor diyorsun falan, olmaz. Değişik çalışma bu. Tablo bu. Umarım faydası olur. Tekrar ertesi gün yapacağız çalışmamızı yine. Korkmam, bütün çalışmalara, bütün hipodromlardaki handikap puanı olan yarışlara çalışma veririm. Sıkıntı yok. Hiçbir atım gelmese de veririm. Bir bildiğimiz var. Ona göre gidiyoruz zaten. Siz de biliyorsunuz. Destek olduğunuz sürece sıkıntı yok. Biz buradayız. Siz de buradaysanız beraber çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bol şanslı günler diliyorum. Hoşça kalın.